Ben sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Konya'dayım, üniversite ziyaretindeyim ve bir üniversitede konferans vereceğim. Davet ettiler. Büyük bir heyecanla gittim. Tabii gitmeden önce Konya Üniversitesi'nde yani oradaki üniversitede okuyanları araştırıyorum. Hangi bölümler var, nasıl öğrenciler, işte burslu mu giriyorlar yoksa başarı puanı çok mu yüksek, çok mu düşük, profiller nasıl vesaire araştırırken gözüme çarpan genel bir istatistik vardı. O da öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun e, girişimci ruhta olduklarıydı. Yani girişimci ruhtaki öğrenci sayısı çok fazlaydı. Bunu nereden anladım? E, bölümlerden anladım. Özellikle endüstri mühendisi okuyan e, kişi sayıların çok fazla olduğunu gördüm. E, bunun dışında ticaret kulüplerinin olduğunu gördüm vesaire derken en son dedim ki tamam ya bunlar bu öğrenciler gerçekten girişimci ruhta öğrenciler ve yolun başındalar henüz hiçbir şey yapmamış. Yolun başında merak eden, araştıran ve nasıl başarırım diye plan yapan öğrencilerden oluşuyor dedim kendi kendime. Ve buna göre bir konuşma hazırladım. Gittim üniversiteye, konferansı vereceğim. Oturdum yerime, anons edilmeyi bekliyorum. Sahneye davet edildim, sahneye çıktım ve konuşmaya başladım. Çok güzel şeyler anlattığımı düşünüyorum ki oradakilerin hepsi memnun kaldı, alkışladılar. Sonra bir kalabalık üzerime doğru geldi. Ee, sorular soruluyor, fotoğraflar çekiliyor vesaire. Her şey mükemmel. Ve aradan bir tane öğrenci çıktı. İsmini hatırlamıyorum kendisinin. Dedi ki Tuher abi ben senin videolarını izliyorum. Yani e-ticarete girmek için içimde bir umut vardı, bir düşünce vardı. Ve neler yapmam gerektiği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Ben senden çok şey öğrendim. Senin videoların bana çok şey kattı. En önemlisi bilgiden ziyade bana cesaret kattı. Çünkü ben bilgiyi her yerden alabilirim. Benim için önemli olan Bilgiyi nereden aldığım değil, doğru bilgiyi almak önemli. Ama en önemlisi de benim cesaret sahibi olmam. Yani kendime güvenmemdi. Ve kendime güvendim abi. Şu an aylık 40 bin dolarlık bir satışa ulaştım dedi. Ben tabii şaşırdım. Ya çocuğu baktığımda çok genç, 20'li yaşlarda, henüz yolun başında pırıl pırıl bir çocuk. Sen bunu dedim nasıl yaptın ya? Türkiye gibi bir ülkede 40 bin dolar çok ciddi bir para. Yani 500-600 bin TL'ye denk geliyor ki sen bunu her ay yapıyorsun. Yüzde kaç karın var dedim. Yüzde 20 ile yüzde 40 arası değişiyor dedi. Yani ürüne göre değişiyor ama ortalamam yüzde 30 dedi. Yani çok büyük bir paradan ve çok büyük bir karlıktan bahsetti. Ben merak ettim. Mağazasına bakmak istedim. Baktım. Teyit ettim. Ee, önce inanmamıştım tabii. Baktıktan sonra Helal olsun ya çocuk başarmış dedim kendi kendime ve kendimi sorgulamaya başladım. Geri çekildim ve dedim ki üniversite zamanında bunu başarmış bir çocuk, üniversite zamanında bu şekilde bir başarıya ulaşmış bir çocuk, başlangıç aşamasında bunu başarmış olan bir çocuk gelecekte neler yapmaz ya dedim. Ve o kadar çok ümitlendim ki gençlikten 20'li yaşlardaki gençlerden o kadar çok ümitlendim ki ve artık her gittiğim üniversitede, her konuşmada bunu anlatır hale geldim. Anlatıyorum, bahsediyorum, karşı tarafa cesaret veriyorum ve siz de yapabilirsiniz. Bakın o başarmış, sizin başarmamak için neyiniz eksik? Siz de üniversite öğrencisisiniz, sizin de elinizde imkanlar var, siz de araştırıyorsunuz. Onun da cep telefonu, interneti, bilgisayarı var. Yani karşılaştırdığımız zaman aslında hiçbirinizin birbirinizden çok büyük bir farkı yok. O yüzden tek farkınız aslında girişimde bulunmamış olmak ve onun yapmış olduğu, onun izlemiş olduğu yolu bilmemek. Böyle yorumladım ve bu, bu şekilde aktarıyorum herkese. Ve o günden sonra şunu fark ettim ki özellikle genç yetenekler diyeyim ben o e, kitleye ki benim istifade ettiren fikirler YouTube e, videolarımda çok fazla bu tür insan geliyor ve bu genç yeteneklerin içerisinde bir parıltı var. Bu parıltının en büyük şeyi de konsantrasyon. Yani inanılmaz konsantre oluyorlar konuya o kadar çok konsantre oluyorlar ki, o kadar çok kitleniyorlar ki o kitlendikleri noktadan sonra onu kimse oradan ayıramıyor, kimse onu vazgeçtiremiyor. Yani o konsantrasyonun odak noktası da çok önemli. Mesela amacı ne? Para kazanmak mı? Kendi markasıyla e-ticaret satışı yapmak mı? Veya işte ailesine, arkadaşlarına kendini ispatlamak mı? Ya da bambaşka bir şey. Her neyse. O odak noktasındaki nokta, asıl ana hedef onun konsantre olduğu nokta oluyor. Ben hepsinde bunu gördüm. Kusursuz bir konsantrasyon var. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Bir işe girişeceğim zaman önce onun artısını, eksisini, artık bütün denklemlerini düşünüyorum. Belki o işten bu, bunu araştırmaları yaptıktan sonra soğuyorum. Çünkü gerçekten de bir şeyi çok değiştirdiğiniz zaman, eşelediğiniz zaman ve içine çok detaylı girdiğiniz zaman soğuyacağınız nokta, noktalar olabiliyor. Vazgeçebiliyorsunuz. Ya ben bunu yapamam. Ya ben bunu yapsam zarar ederim? Ya ben acaba doğru şey mi yapıyorum? Bu sorgular hep aklınıza geliyor. Tabii ki bodostama dalmak değil ki, kastım. Birdenbire bütün hedefleri koyup amaca ulaşmak için direkt onu uygulamaya geçmek değil burada kastettiğim. Burada kastettiğim şey konuya odaklanmak. Buradaki negatif etkileri dışarıda bırakmak. Ve tüm gençlerde yani 20'li yaşlardaki profillerde gördüğüm konu her zaman için aile faktörü. Ailesi gerçekten destek olan, ailesi gerçekten yanında olan gençler çok daha büyük başarıya ulaşabiliyor. Yani ben 20 yaşında üniversitedeyken aile desteğim üst seviyedeydi ve internet kullanımı çok düşük ki bundan 15 yıl öncesinden bahsediyoruz. 25 yaşında üniversitedeyim, elimde bir tane bilgisayarım var, internet bağlantım var, başka hiçbir şeyim yok. Tek yapabildiğim şey web sitesi tasarlamak, yani internet sitesi yapmak. Bu benim kabiliyetim. O zaman işte Dreamweaver kullanıyorum, Photoshop kullanıyorum, bilgilerim var, nasıl yapacağımı biliyorum. İyiyim de, bu konuda da iyiyim. Ama öğrenci halimle nasıl müşteri bulabilirim? Şimdi e-ticaret yok, dropshipping yok, arbitraj yok, FBA yok ya da AliExpress yok. Yani var ama çok popüler işler değiller. Yani yapılabilecek işler değiller. Bugünkü kadar bu kadar açık edilmiş, bu kadar çok açık kaynağı bulunan işler değiller. Dolayısıyla yapabileceğim tek şey bu. Ben ne yaptım? Ankara'dayım ki Ankara'nın çok uzak bir kasabası diyelim. Yani dışarısındaki bir ilçede, üniversitede okuyorum. Ve Ankara'daki merkeze gitmek için oradan bir minibüse biniyorum ve bir saatlik bir yolculuk yapıyorum. O minibüs beni o bir saatlik yolculuk sonrasında Ankara'ya, Ulus'a, Kızılay'a yani oranın merkezine ulaştırıyor. Ve ben orada gezmeye başlıyorum. Firmaları geziyorum. Ve inanın bana kapı kapı gezdim. Bütün kapıları tıkladım. Baharatçılar, işte kozmetik ürün satanlar, halı satanlar, bir milyoncular, aklınıza ne gelirse bütün firmaları tek tek kapı kapı gezdim ve onlara sadece şu cümleyi söyledim. Merhaba, benim ismim Tuer. Ben internet sitesi yapıyorum, öğrenciyim. Eğer isterseniz firmanızın web sitesini yapabilirim. Bu da benim kartım dedim ve kendime öncesinde bir tane kart bastırmışım. Üzerinde adımın, soyadımın, adresimin ve telefon numaramın yazdığı, yani öğrenci evimdeki adresimin yazdığı bir kart vizit bastırmıştım. Bu kart vizitleri bütün kapıları geziyordum. Ve 3 ya da 4 firma yanlış olmasın 3 4 firma belki yüzlerce kapı gezdim ve 3 4 tane firma ile anlaştım. İşte o zamanın parası şimdi rakamı hatırlamıyorum ama 1000 TL diyelim anlaştım. Para almadım. Dedim ki işinizi yaparım. İşinizi yaptıktan sonra işinizin tam ortasındayken bana kapara yollarsınız. Geri kalanını teslim ettiğim zaman yollarsınız. Tamam dediler, problem yok. Ve çok şanslıydım. Gerçekten güzel insanlara denk geldim. İşlerini yaptım, paramı aldım ve bu beni büyük bir mutluluğa, büyük bir zirveye ulaştırdı. Bu beni internet üzerinden bir bilgisayar ekranı, yani 15 inçlik bir ekran üzerinden yapabileceklerimizin sınırı olmadığının ispatıyla benim için. Ve gerçekten de ben bu ekran karşısında bir şeyler kazanabiliyorsam ve burada para kazanmak için bir şeyler üretebiliyorsam bunun devamı olmalı. Bunu mutlaka farklı şeyleri de olmalı diye düşündüm hep. Ve üniversite hayatım boyunca da bunu sürdürdüm. Üniversiteden sonra İstanbul'a geri geldiğimde Tabii ki bu meram ve ilgim hiçbir zaman yok olmadı. Çalışma koşulları, hayat koşulları derken farklı yerlerde çalıştım. Bu işten yine para kazandım. Ama hayatımı hep bu 15 inçlik bir ekrandan kazandım. Daha ötesine çıkmadı. Benim bir çivi çakmışlığım yoktur bu dünyaya. Bir tane kazma bulmamışımdır toprağa. Veya kas gücüyle ürettiğim hiçbir şey yoktur bu dünyada. Tamamen dijital, tamamen o ekran üzerinde yapmış olduğum bir mouse'um, bir klavyem hep bu. Benim internetim olsun, yazılımlarım olsun, ben bunları yapayım. Benim için hayat hep böyle oldu. Ben hayatımı şu an 40 yaşındayım ve 40 yaşıma kadar hep böyle kazandım. Çünkü o üniversite döneminde o kazandığım paralar bana umut oldu, bana ışık tuttu. Bu işin buradan yapılabileceğini ve bu şekilde para kazanabileceğime inandım. Şimdi ben size soruyorum. Gerçek anlamda yerinizden kalkıp her zorluğu yenmeye hazır mısınız? Ve gerçekten de yapabileceklerinizin farkına vardınız mı? Hiç aynaya bakıp kendinize sordunuz mu? Ya ben kimim? Benim adım ne? Ben ne iş yapıyorum? Ben nasıl para kazanıyorum? Bakın en kritik soru bu. Ben nasıl para kazanıyorum? Bu soruyu kendinize sordunuz mu? Ve sorduktan sonra kendinize bir hedef koydunuz mu? En önemlisi de hedef koymak. Hedef koyduktan sonra ve yerinizden kalkıp cesaret edip bir şekilde atağa geçtikten sonra emin olun bana gerisi gelecek her şeyin başı öğrenmek. Her zaman için her şeyin başı daha fazla bilgi öğrenmek, araştırmak, okumak, dinlemek, izlemek, sürekli etrafta olan bitene karşı donup kalmamak, her şeyi izlemek. En önemli meziyet bu bence bir girişimcide. Girişimcinin sadece iki kulağı, iki gözü yoktur. Birden fazla duyu organı vardır. Her şeyi görür. Her şeyden haberi vardır. Her şeyden bir fırsat çıkartmayı bilir kendine. Ve her noktada da kendini başarılı kılacak bir şeyi mutlaka bulur. İmkansızlıklar, parasızlık, negatif etkiler bunların hepsini bir güç, itici bir güç olarak kullanır. Çünkü gerçek anlamda enerji üreten şey içinizdeki motivasyon ve negatif enerjidir. İçinizdeki negatif enerji, olumsuzluklar, çaba, hırs ve ulaştığınız noktada bu hırs oluyor. Hırsınızı eğer iyi kullanırsanız, enerjinizi iyi kullanırsanız başaramayacağınız hiçbir şey yok. Gerçek anlamda hiçbir şey yok. Ve imkansızlıkların içerisinden çıkıp da ya Tuğer ben bunları nasıl yapacağım? Ben bu imkansız olayların içerisinden nasıl sıyrılacağım da gün ışığı göreceğim diye soruyor olsanız da ben yine de size diyorum ki umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Her zaman araştırın. Her zaman daha fazlasını arzulayın. Ve her zaman yapabileceklerinizin sınırını sadece şu anki işlerden ibaret olduğunu zannetmeyin. Daha fazlasını arzulayın. Daha fazlasını hedefleyin. Ve emin olun Yerinizden kalkıp cesaretinizi toplayıp atağa geçtiğinizde daha fazlasını yapacağınızı göreceksiniz. Ve bana güvenin her zaman araştırarak, her zaman kendinize farklı kapılar açarak daha fazla bilgiyi nasıl edinirim diye uğraşın. Elimizde internet var, elimizde bilgisayar var, birçok imkan var, birçok teknik imkan var. Yani imkansızlıkların en dibinde olan kişi bile birçok imkana sahip ki ben 97 yılında hiç internetim yokken ki o zaman zaten Türkiye'de internet zaten çok azdı. Tek tük evlerde vardı ve o zamanlar bile web sitesi tasarlayarak bir şeyler yapan bir çocuktum. 97 yılında ilk web sitemi yaptım. İlk web sitesini yaparak para kazandım. Ve üniversite yıllarında da sonrasında 2000'li yıllarda da yine bunu devam ettirdim. Ve bunun evet benim işim budur ve buradan ben devam edeceğim, buradan ben para kazanacağım dedim. Ben herkese e-ticaret yapsın demiyorum. Kendi yeteneklerini keşfetsin, kendi özelliklerini bilsin, kendini tanısın ve ondan sonra yapabileceklerinizi keşfettikten sonra hedefe odaklansın. Ve emin olun bana, şu an Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunlar, ekonomik problemler, krizler, savaşlar, bunların hepsinin mutlaka hayatınıza, ailenize çok büyük etkisi vardır. Mutlaka para kaybediyorsunuzdur. Yani 6 ay önceki akaryakıtın fiyatı ile şu anki akaryakıt fiyatı arasında 2 kat fiyat farkı varsa ya da bakkaldan aldığınız ekmeğin fiyatı bugün 2 kat zamlandıysa, her şey zamlandıysa ve sizin daha çok para kazanmanız gerekiyorsa ve sizin maaşınıza da o kadar zam gelmediyse demek ki artık şapkanızı önünüze alıp düşünmenin vakti gelmiş demektir. Ben neden kendi işimi yapmıyorum? Ben neden kendi ayaklarımın üzerinde duramıyorum? Ben neden kendi paramı kazanamıyorum? Bunu düşünmenin vakti gelmiştir ve benim bugüne kadar yapmış olduğum her şey, özellikle para kazanan, başarıya ulaşmış ki tam tersleri de var, başarısızlık da var. Bu kişileri ekrana çıkartıp onlarla sohbet ediyorum, onlarla fikir alışverişi yapıyorum, onların bu işleri nasıl başardığını soruyorum ki gerçekten istifade edenler, gerçekten oradaki bilgiyi alıp kendine olumlu bir şekilde kullanmasını bilenler de yine başarıyorlar. O yüzden. Sizden ricam, sizden isteğim kendinizi küçümsemeyin. Kendinizi gerçek anlamda hedefe odaklanmış bir kişi haline getirin.